gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü, Gazeteciler Günümüz kutlu olsun. Gazetecilerin gazetecilik yaptığı için yargılandığı bir dönemdeyiz. Onlarca gazeteci yazdığı yazılardan ve haberlerden dolayı hapiste gazetecilerin daha özgür bir Türkiye'de haber ve yazılarını özgürce yazmalarını diliyorum. Değerli basın mensupları, arkadaşlar, bugün burada sizlerle buluşmamızın amacı 22 Aralık 2019'da yapılan kongre ile göreve gelen yönetim kurulumuz ve meclis grubumuzla birlikte Yalova'mızın basın kuruluşlarıyla tanışmak ve neler yapmak istediklerimizi sizlere anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. Ayrıca Çiftlikköy Belediyesi'nin yapmış olduğu işleri mercek altına almak istiyoruz. Belediye başkanı göreve başladı 6 yıl olmak üzere. Neler vaat etti, neler yaptı, onları şöyle bir göz atalım. 1. 2014 yılında göreve geldi. Önceki belediye başkanından hiç borcu olmayan, kasasında 4 milyon lira parası olan bir belediye devraldı. Şimdi ise belediyenin 150 milyona yakın borcu var. Yaklaşık 35 milyon değerinde belediyenin 68 adet arsasını sattı. Su altyapısından biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten Çiftlikköy Belediyesi'nin su altyapısının değişmesi gerekiyor. Su altyapısında borular çürümüş, borularda çok fazla su kaçağı vardı. Bu nedenle boruların değişmesi gerekiyordu. Yüksek katlara da sular çıkmıyordu. Çok su kaçağı, bu iş yüksek katlara su çıkmıyor. Bu işte daveti usulüyle ihale yaparak 50 milyonun üzerinde bir rakamla verildi. O zaman bu şeffaf bir ihaleyle, bu iş o zaman şeffaf bir ihaleyle yapılmış olsaydı 30 milyona yapılabilecek bir işti. Netice ne oldu? Bildiğiniz gibi sular yüksek katlara çıkmaya başladı. Ancak su kayıp kaçak oranı yine devam ediyor. Yine %30'a yakın kayıp kaçak oranı var. Bu neden kaynaklandı? İşi yapan müteahhitin belediye tarafından takip edilmedi. Bunların bu boruları bağlamasındaki hassasiyetler dikkate alınmadı. Bundan dolayı hala kayıp kaçak oranı devam ediyor.